Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Evet, Koyunoğlu Müzesi'ndeyiz. Yaşayan Konya Hafızaları sohbetinde her cumartesi günü saat 13'te sizlerle birlikte oluyoruz biliyorsunuz. Bugün de güzel, farklı bir konuyla birlikteyiz Cemil abi. Konya Ovası'nın dünden bugüne bir konuşacağız. Ta Abdülhamit Han'dan bu zamana kadar çok konuşulurdu Konya Ovası. Yine güzel bir söyleşi olacak tahmin ediyorum. Hatta Abdülhamit'ten daha evvele gideceğiz. Öncesi var, bunları paylaşacağız. 240 milyon yıl evvelki Konya'nın durumunu, burası bir deniz olarak biliniyordu. Bu gerçek mi değil mi? Buradan başlayarak 1900'lü yıllara, 1910'lu, 20'li yıllara, ondan evvel 8000 yıl evvelki bu Çatalhöyük dönemindeki Konya'nın durumundan başlayarak 1900'lü yıllar, 1930'lu, 40'lı, 50'li derken 2000'li yıllara kadar böyle bir şeyden geçeceğiz. Tarih süzgecinden geçeceğiz. Ondan sonra da KOP projeleriyle yapılacak olan barajları ve diğer tesisleri de bu arada aktaracağız. Evet, o zaman biraz da ayrıntıya girelim abi, daha programın başlamasında evet. Biraz var. Özellikle son dönemden başlayarak herhalde yılların projesiydi ve gerçekleşiyor. Evet. Şu anki durum nedir? Sizin ileriye dönük planlar, projeler, gidişat ne yönde? Onları alalım isterseniz. Şimdi tabii KOP projesi dediğimiz, yani KOP dediğimiz Konya Ovaları projeleri 14-16 tane proje demetinden oluşan bir projeler. Şimdi bu projeler içerisinde bilinen, en fazla bilinen Mavi Tünel, evet. Bağbaşı Barajı. Bunlar zaten bitti ve Mavi Boğaz'dan, Mavi Tünel'den Mavi Boğaz'a su aktarımı başlanacak. Evet. Bunun yanında Avuçar Barajı ve Bozkır Barajı halen inşa halinde. Bunlar da 2016 gibi, bunlar da bitecek ve Konya Ovası'na 414 milyon metreküp su oradan aktarılacak. Bunun 100 milyon metreküpü Konya'nın içme suyu için ayrılacak. Hem Konya'nın hem de Çumra Alibeyköy'ünün içme suyu da buradan karşılanacak. Bununla da ilgili ishal hattının yapımı ve şeyle ilgili arıtma tesisinin yapımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Evet. Cemil abi, çok uzun yıllar hasretle beklendi ama son yıllarda özellikle büyük bir hareket oldu. Hızlandı projeler. Evet. Bu zaman kaybını neye bağlarsınız? Nedir hani bu projenin bu kadar geç kalması? Konya'mız büyük bir sıkıntıyla karşı. Şimdi şöyle cevap alalım. Aslında bu projeler 3. merhale diye geçiyor. 1980'li yıllarda planlaması yapıldı. Evet. 1994'lü yıllarda ise Mavi Tünel'in ilk ihalesine çıkıldı. O zaman Mehmet Ali Yavuz Konya milletvekiliydi. Çumra'dan seçilmiş bir arkadaşımızdı. Ben de o sırada Devlet Su İşleri'nde çalışıyorum. Bu proje ihaleye çıktı fakat ihalesi 1999 yılında iptal edildi. Arkasından AK Parti hükümeti göreve geldikten sonra, 2002 yılından sonra bu projeyi tekrar gündeme getirildi ve hızlı bir şekilde hem barajın yapımı hem tünelin yapımı bu 2002 yılından sonra, AK Parti döneminden sonra hızlandırıldı. Evet. Yani tek parti hükümetinin olması ve bu projenin önemini anlatılması hükümet tarafından da olumlu görüldü. Ve aslında yatırım programından çıkarılmış olan bu 3 baraj ve tünel artı Hotamış depolaması ve bunun ishali hattı, 128 kilometrelik ishali hattı yatırım programından çıkılmıştı. Hiç yapılmayacak pozisyona gelmişti. AK Parti hükümeti döneminde bu yapılır pozisyona geldi. Konya Ovası Sulama Projesi bildiğiniz gibi 2. Abdülhamit dönemine kadar uzanıyor. 1800'lü yıllarda o dönemin Konya Vali olarak atanan Avlonyalı Ferit Paşa bildiğiniz gibi Çayır Bağı'ndan Alaaddin Tepesi'nde yapılan su deposuna su taşımıştı. Oradan Konya şehir suyu noktasında o depodan şehre su salınmıştı. Hem de Konya bir gıda kenti, bir sanayi şehri olması itibariyle dolayısıyla da bu Konya Ovası Sulama Projesi hem bizim bildiğiniz gibi Kaşınan'da kurulu olan bir organize sanayi bölgesi var. Gıda noktasında gıda organize sanayi bölgesi. Hem de Konya Ovası'nın sulanması ve ileriye dönük olarak hem suyun hem gıdanın hem tarımın vazgeçilmez bir hayatı olacak. Hayat memat meselesi dediğimiz için bu noktada Mevlana Hazretleri diyor ki gözlerden yaş inmezse bulut ağlamaz diyor.
Onun için bulutları ağlatmak için su gerekiyor. Suyun inmesi için buhar gerekiyor. O açıdan buhar indirecek olan da insanın kendisidir. Evet. İnsan demek, su demek, su demek, insan demek. Çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili seyircilerimiz, son derece önemli proje. Ama biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizleri Yaşayan Konya Havzaları Koyunoğlu Konya Evi'ndeki sohbetlerimize bekliyoruz. Saatimiz 15. Mutlaka bekliyoruz her cumartesi. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.